Peki bu arada Mehtap'ın komşusu şu anda telefon attığında. Hoş geldiniz, merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba Zayda Hanım. Siz bu olaylara şahit misiniz? Neler yaşıyorsunuz mahallede? Evet, bizzat komşusuyum. Mehtap'ın her bu sorunlarına şahit olmuş bir insanım. Daha doğrusu mahalle olarak hepimiz şahit olduk. Ki bağlanmak isteyenler de var size. Mehtap'ın evde olmadığı zaman bile mahalleye gelip küfür edip işte böyle böyle yapmaya geldim size. Hani ağzımın varmayacak şeyler söylüyor. Kornaya basıyor, sokağın başında duruyor, tekrar dönüyor. Yani bildiğiniz nöbet istiyor. Burada yatıp burada kalkıyor adam. Her şeyi geçtim. Tabii ki Mehtap için her şeyi yapmaya hazırız ama biz insan olarak benim çocuğum onun o pis küfürlerini duymak zorunda değil. Biz televizyonda bile hani kötü bir şey olduğu zaman çocuğumuzu muhafaza etmek için televizyonu kapatıyoruz. Bravo. Ama bizim mahallemizde eşkıya gibi geliyor, ağzı alınmayacak bir ton küfür, hakaret. İşte şikayet edin polise, jandarmaya, kadese basın. Yani tabii bunlar geçici çözümler olabilir. Asıl Mehtap'ın tabii bazı şeyleri yapması lazım ama buradan da zaten bütün savcılarıma, emniyet müdürlerine, aslında bu bir suç duyurusu. Bir kadının hayatı tehlikesi söz konusu burada. Evet. Gencecik bir kadının çocuklarından ayrılışı, bütün mahallenin yakarışı söz konusu. Peki bütün mahalle mi aynı durumdasınız? Yani bütün mahalle olarak aynı durumdayız. Herkese şahit, herkese bağlanacak hatta, hani isterseniz. Bağlarım hepsini. Yani şöyle... Buyurun, buyurun. Kendisinden hani mahalle olarak zaten o küfürlerinden başta şikayetçiyiz. Aynı zamanda hani karşımızda gözümüzün önünde göz göre göre bir kadın tehdit ediliyor ölümle. Aynen. Ve çocukları almış elinden. Aynen öyle. Bir yaşındaki çocuğunu emziremeden evet. Kaçırıp gitmişler. Evet. Peki söyleyecek başka bir şeyiniz var mı? Yani videolarını zaten attım WhatsApp'tan. Elimizden geldiği bu yani. İnşallah Mehtap bir an önce o insandan kurtulur. Peki. Aynen. Teşekkür ediyorum size. Sağ olunuz. Bağlamak isteyen komşuları da bağlayabiliriz. Mehtap, şimdi sana acı bir fotoğraf göstermek zorundayım. Mehtap. Ben Mehtap'a bunu sordum fakat sosyal medyadan paylaştığı halde muhtemelen ailesi göstermemiş Mehtap'a. Belki de ilk defa kendi çocuğunu böyle görecek. Çok acı bir şey ama bu çocuğunun nasıl bakıldığını da hepimizin anlaması için gösterdiğimiz bir fotoğraf aslında. Mehtap, hazır mısın? Evet. Verelim, bir yaşındaki çocuk babasının elinde, bakın ne halde. Çocuğun ağzında tütün ürünü var. Yani yayıncılık ilkeleri gereği çocuğu blurladım. Ama babanın elinde şu anda anneden uzak, emzirirken anneden ayrılan bir çocuk ve böyle kendini adam zanneden bir kişinin, bu arada geçici velayet de annede. Ben onun saçlarını kesmeye kıyamıyordum. Ağzındakini görüyor musun Mehtap? Sen çocuğunu böyle mi bırakmıştın? Yok. Yani gönderdiğim kıyafetlerle hala çocuklarım duruyor. Bu senin evden giderkenki kıyafetlerin. Yok, başka bir tane fotoğraf koymuştu profil fotoğrafına. Onlardı. Kızım da hasta olmuş. Onun fotoğrafını yollamışlar, paylaşmışlar. Ben geri döneyim diye. Ne zaman görmüyorsun Mehtap çocukları? 1,5 ay oldu. Çok özledim onları, bebeğim de çok özledim. Benim bebeğim dışa basıyor Zaydan. Dışa basıyor, bir parmağı da şişik. Belki de bu şiddetlerden dolayı mı bilmiyorum, Allah'ın verdiği bir şey mi bilmiyorum ama rahatsız yani benim bebeğim. Şu an iyi mi kötü mü bilmiyorum. Doktora da götürdüm. Doktor dedi zamanla düzelebilir, bazı bebekler dışa basabiliyor ama benim çocuğum yani düzelecek gibi değildi. Onu da merak ediyorum. Tatlı. Peki senin emzirdiğini bilmiyor muydu çocuğun? Biliyordu. Biliyordu. Ben onları sütten kesmeye kıyamıyordum Zayda Hanım 2 yaşına gelene kadar. Nasıl aldı bu çocuğu senden? Göreceğim diye aldı, götürdü, bir daha getirmedi. İstedik, biz halamı da aradık, istedik defalarca. Korkudan da alamıyoruz çocukları. Yani benim babam gözlerimin önünde vuruldu, abim gözlerimin önünde vuruldu. Ya biri ölürse, sürekli çocukları bahane ederek kapıya geliyor, saldırıyor bize. Yani haklı duruma da düşüyor.
Onu da yapıyor. Bu nasıl korkudan çocuklarımı alıp... Ama bu fotoğrafı görmüş müydün? Çocuğun... Onu görmüştüm, evet. Böyle paraların içine oturtmuş çocuğu. Evet. Böyle... Evet bak, bu kıyafetle yolladım ben çocuğum. Milletin eskisiyle bu çocuğun üstündeki kıyafetle yolladım. Hala aynı kıyafet çocuğun üstünde. İşte bir de kendine ne diyordu? Mafya lideriyim, ben devleti satın aldım. Ben zenginim, param var. Ama çocuğun üzerinde... Yok. Hiçbir şekilde Anadolu'da ilgilenmiyordu. Görmemiş diyorlar. Görmemişin parası olmuş, evet. Çocuğun önüne koymuş. Aynen öyle. Aynen öyle. Bravo. Anadolu'da görmedik diyorlar bizde. Görmedik derler. Bazı yerde görmemiş derler. Evet. Bizde de Anadolu'da bizim Konya civarında görmedik derler. Görmedik. Hadi bu görmemişlik de. Ama bir önceki fotoğrafta bu çocuğun ağzında. Aynen. Ben inanamıyorum. Bu adam nasıl bir adam Aslı? Bu nasıl bir psikoloji böyle? Şimdi Zahide Hanım. Antisosyal kişilik bozukluğu diye psikolojide bir tanı vardır. Bu aslında sosyalleşemeyen kişi demek değildir. Çocuğuna, karısına, sevdiğine, sevmediğine, eşyaya, hayvana zarar veren insana konur bu tanı. Evet. Muhtemelen sizin eşinizin böyle bir problemi var. Bu bir kişilik bozukluğu aslında. En acısı da o çocuğun ağzında emzik olması gerekirken o çocuğun ağzındaki... En acısı da bu, yani bizim içimizi darlayan, yakan. Yazık bu çocuklar, ben bunu bir kere daha söylemiştim. Sizin kavgalarınız esnasında, şimdi diyorsun ya dışa basıyor, belki başka problemler var. Belki hamileliğin döneminde de dayak yedin muhtemelen. Bu çocuklarda, böyle büyüyen çocuklarda zeka geriliği de oluyor. İnşallah öyle şeyler yoktur. Gelişiminde babanın problem oluyor. Babanın pek onları düşündüğünü zannediyor. Bir de hep konuşuyoruz ya Zahide Hanım. Bir aylıkken gülüyordu Zahide Hanım, bir aylıkken nasıl? Gülüyordu. Bir aylıkken gülüyordu. Yürüyor çok muydu? Akıllı. Gülüyordu. Gülüyordu. Evet. Peki. İşte bakın, o da senin anneliğinin aslında ne kadar doyurucu aynen. Ve ne kadar sarıp sarmalayan evet. Bir anne olduğunu gösteriyor. Ama bu gösteriyor. Yeter mi? Yetmez. Yetmez. Esenyurt emniyet yetkililerine, emniyet müdürlüğüne buradan seslenmek istiyorum. Çünkü bu olaylar burada geçiyor. Lütfen arkamda bir sürü kadın cinayeti vardı. Hepsinin adı vardı. Ne olur Mehtap o kadınlardan birisi olmasın. Olmak istemiyorum. Bir anne olarak, bir kadın olarak, elbette bir gazeteci, televizyoncu olarak lütfen siz izliyorsunuz bizi. Biliyorum çünkü bu yayınlar çok izleniyor. Lütfen bu olaya el koyun ve lütfen bu adamı durdurun. Lütfen bu adamı durdurun. Bir cinayet daha olmadan durdurun. Bazen suç işlenmeden durdurmak gerekiyor. İşlendikten sonra iş işten geçmiş olur. Bu adam kimseden korkmuyor anladığım kadarıyla. Yani ne sizden ne bizden ne. Hani Allah'tan korkusu var mı devletten bilmiyorum. Devletten korkmuyor. Bizden mi korkacak Zahide Hanım? Devleti ya, karşısına yani, alacak cümleler kuruyor. Aynen öyle. Yani, böyle saçma sapan evet. Şeyler ama devlet ona nasıl korkulması gerektiğini, daha doğrusu evet. Nerede durulması gerektiğini anlatabilir. Devletin çocukların geçici velayeti... Devletin annedim. Varlığını henüz hissetmemiş beyefendi. Aynen öyle. Ya devletin varlığını bir hissetse aslında korkar. Veyahut da kendisinin karşısına kendisi gibi biri çıkmamış. Hep böyle kadın, madın, gariban insanlar gücü, çıkmış. Insanlar. Gücünün yetebileceği insanlar evet. Çıkmış. Yani böyle bir devam ediyor. Artık nereye kadar gider bilmiyoruz yani. Allah aslında karşısına çıkanlara yardım etsin yani. Yardımcı olsun. Hocam bir şey söyleyeyim mi? Evet. Şimdi siz böyle kadın madın demeyin. Şimdi biz de kadınız ama güçlü kadınlarız. Ama nasıl? Biz kendimiz seçtik hayatımızı, gücümüzü çalışa çalışa tırnaklarımızla kazandık. Düştük, yeniden kalktık. Kirlendik, üstümüzü temizledik. Yeniden ayağa kalktık. Her şeyi yaşadık ama Mehtap 18 yaşında evlendiriliyor. Ve ilk benim duydum, ben inanamadım Mehtap. Evet. Daha 18 yaşında bir genç kız bu. Yemek yapmayı bilir mi? Tuzlu yemek yapmış, yemeği de çok yapmış. Ne geldi evet. O gün başına? Bak nasıl bir duyguda bu o adam. O gün ben gözüne girmek için yemek yapmıştım. Yeni evlisin. Evet. Yemeği çok yaptım diye bu yemeği kim yiyecek diye bağırmaya başladı. Dedim sen yemezsen ben yiyeceğim. Baktım kalktı ev terliğiyle kafamda durdu. Bu yemeği bitirmeden bu masadan kalkmayacaksın dedi. Ben daha neler yaşadım. Yarın yersiniz kardeşim. Ertesi benim yersiniz, namusuma dil uzatıldı. Yani, yok hasta yere, olan birine bunu anlatamazsın Mehtap. Kayınpeder, kaynanam tarafından. Ben peki, yeğenlerim ya. Ya. Öz baba da yeğenlerim. Böyle mi? Babasından mı görmüş bu şiddeti? Bu şiddeti babasından görmüş. Kayınvaliden pek sana destek olmadı mı? Kayınvalidem, kayınpederimin yaptıklarını onaylayan bir kayınvalideydi. Ben çektim, kayınvalideyni, sen de çek. Aynen öyle. Aynen. Ben cümleyi çektim, ağzımdan ayırdım. Ben sen çek. Aynen öyle. Var böyle kayınvalideler öyle. Ne yazık ki. Yani kayınvalideliğini kocasına teslim etmiş bir kayınvalide. Kadınlığını insanlara teslim evet. Etmiş. Evet. Peki bir misafirimiz daha var. Süheyla Hanım, siz de komşusunuz. Neler yaşıyorsunuz Süheyla Hanım? Anlatın bana lütfen. Alo, merhaba, kolay gelsin, iyi çalışmalar öncelikle. Teşekkür ediyorum. Bu adamı tanıyor musunuz, biliyor musunuz?
Biz bu kadını tanımıyoruz ama Mehtap Hanım'ın eşi olduğunu biliyoruz. Eski eşi. Çok eziyet çektirdi bu kadına. Nasıl? 5-6 senedir. Şiddet. 2 sefer hamile kaldı, düşük yaptı. Yani sürekli tehditler ediyor. Kapının önüne geliyor, kornayı basıyor. Tehdit ediyor, küfürler ediyor. Yani bu kadın çok acı çekti. Mehtap, bir şey soracağım. Yani biz de şahit olduk yani. Peki siz çıkıp bağırmadınız mı? Orada bir sürü kadın bağırıyordu. Git bu mahalleden. Ben de çıktım bağırdım. Ben de bağırdım. Hatta balkonumda bir şey olmadığı için ona portakal attım. Ha, siz miydiniz o portakal atan? Bir tane vardı fotoğrafta, öyle bir şey videolarda. Ama tabii pek onunla durdurulacak bir adam değil. Ama i̇şte, bu yayından evet. Sonra ben inanıyorum ki emniyet yetkilileri olaya el koyacak. İnşallah. Ve bence inşallah, inşallah. Bence durdurulacak. Bu ben arada ben şahidim. Hep sizinle gözümle görüyorum. Ya lütfen bu kadına yardımcı olun. İnşallah, size inşallah. Bu yüzden buradayız. Ediyorum. Bak bugün ben Mehtap'ı apar topar aldım yayına, biliyor musun? Neredeyse kapıdan girdiği gibi buraya oturdu evet. Yavrum. Evet. Çok bu kadar ederiz. İki gündür ana haberlerde sizden de razı olsun. Ana haberlerde gördüm ve gerçekten çok üzüldüm. Benim ekibim de çok duyarlı. Evet. Herkes dedi ki evet. Önce Mehtap Hanım'ı alalım bugün. Çünkü biz... Aynen. Üç tane çocuğu var. Çok gerçekten var. Çok zor durumda. İnşallah yardımcı olacağız. Emniyet Müdürlüğü de bizi seyrediyor. İnşallah onlar da duruma el koyacaklar diye umuyorum. İnşallah. Mehtap, sosyal medyada Baron adını kullanıyormuş. Evet. Farklı sosyal medya hesapları da var. Evet. Baron adını kullanıyor. Sürekli bizimle bak, alakalı. Böyle videolar çekiyor. Bu adam bunlar, pazarcı bu arada. Kaldırmış diğer videolarını kaldırmış. Bu para nereden buluyor bu kadar parayı? Tefecilik yapıyormuş. Yani bu para onun mu yoksa bir yerden bir yere mi getiriyor? Nereden geldi bu para? Bazen yatağın altına para koyuyordu. Diyordum ki bu çantalar nereden geliyor bu para? Yani bu para onun mu yoksa? Bilmiyorum. Peki zaten. Bunu onun sadece olsa bilirsin yani nasıl yaşatıyordu sizi? Normal mi? Yani cimri bir insandı. Bir şey istediğimizde yerine getirmiyordu. Bir ilaç bile almak istediğimde ben çoğu zaman alamıyordum. İlacı bile. Bazen çocuğuma pasta kesiyordum, doğum günü kutluyordum. Onu bile ailemin desteğiyle yapıyordum. Yani demek ki bu çok paraları onun falan değil. Çok aşırı cimri bir insandı. Başkasının parasıyla tabii. Burada hava atıyor. O para evet. Da kirli para mıdır, haram mıdır kirli, bilmiyoruz. Kirli. Kirli paradır o Zayda'm. Kirli paradır. Başka birilerinin hakkı tabii. Olabilir ben evlendiğimde bu adam böyle paralı falan bir adam değildi. Arabası bile yoktu. Beni nişan yaptığımızda İsoz'la geldiler. Aile kamyonla geldiler beni istemeye. Bu şey pazar kamyonları mı? Tabii. Yani arabası bile yoktu bunun. Arabası bile yoktu. Benimle evlendikten sonra arabası oldu, parası oldu, her şey oldu. Benim evimdeki bütün mutfak eşyasından tut. Aklınıza ne geliyorsa eşyalar. Bütün hepsini babam aldı. Hepsi faturalarla. Hepsini baban aldı. Bu adam mevcut ne hala yaptı? Elimde. Bu adam sadece işte böyle koltuk hava çek atmak yap. İçin orada burada elinde tespih. Yatak. Başka hiçbir şey de yapmadı. Benim ailem elinden gelen her şeyi yaptı bugüne kadar. Evliliğim için. Yani kendisini devletten büyük görüyor anladığım kadarıyla. Büyük görüyor kendisi yani ben öyle düşünüyorum. Yani benim gözümde tam böyle bir ruh hastası. Bu ruh zaten hastalık yani başka hiçbir şey değil. Neredeyse onayladı. Peki orada bir görüntü var. Onu tutup yakalamışlar götürüyorlar. Bir de bunu sosyal medyada evet. Paylaşmış bir de. Evet. Sanki evet. Bu övünülecek bir şeymiş gibi. Evet. Algıya bakar mısınız? Paylaşanların biz olsak utanırız, yerin dibine gireriz. Adam bunu böyle bayıla bayıla paylaşmış ya. Ben inanamıyorum size. Bulalım o görüntüleri verelim. Gerçekten inanamıyorum gerçekten ben. Gerçekten katil tipi var zaten. Ben oradan zaten. Yani hadi şimdi Allah yarattı tipine laf edemem yok, ama katil gibi bakışları. Sonradan geliştiği bakışları için bakışları. Katil gibi bakıyor yani. Normal psikolojide sen bir insanın sevgi bakışsın. Gördün mü Mehtap? Sevgi hiç görmedim Zahide Hanım. Her 7, gün mü dayak 6 yedin? Sene ben evli kaldım. Yani inanması bazen o kadar da bazıları diyor ki nasıl o zaman 3 tane çocuğunuz var. Ama öyle değil. Biz 6 sene evli kaldık. Bir gün ne yüzüme baktı, ne elimi tuttu, ne de benimle konuştu. Tamam Mehtap, cümlesini kurmuyordu, şöyle yapıyordu. Bu kadar. Konuşmuyordu benimle. Konuşmuyordu. Niye hiç evlendiniz konuşmuyordu. Siz o zaman? Mesela diyordum ki Mehmet işte ekmek alır mısın? Tamam demiyordu, konuşmuyordu. Konuşmuyor. Niye konuşmuyorsun, niye böyle yapıyorsun diye üstüne gittiğimde dövüyordu. Bu kadar. Sürekli küfür. Benim o evde benim adım yani küfür ederek bana sesleniyordu. Küfür ederek. Bak bu videoyu paylaşmış. İki tarafında jandarmalar yani devlet var ve bunu götürüyorlar. Çocuklarım bile. Bu da böyle matah bir şeymiş gibi bunu paylaşıyor. Ben olsam yerin dibine girerim ya. İnsan utanır. Utanır yani. Kendine göre kıdem kazanıyor. Şu tabii. Anda kıdemli. Nasıl yani? Öyle kıdem abimiz, olur ya. Ağır abimiz şu anda kıdemli. Hiç ağır abi jandarmaya falan demeyin. Jandarmaya düştü ve orada bak kıdemli evet.
Hiç bence bu rezillik. Cezaevine girdi. Yani gücünü gösterdi değil mi? Bu şimdi, güç de değil bu acizlik. Hı hı. Şimdi zamanında ben cezaevine birini ziyarete gitmiştim. Adam böyle birbirlerini iteliyorlar. Biri diyor ki ben diyor bir cinayet işledim. Öbürü diyor ki ben iki cinayet işledim. Sen ne diyorsun falan diyor. Yani şimdi güç bunlar gösterisi gibi. Maalesef bunlar kıdemli oluyor yani. Matah bir şey ya değil. En acısı değil, bunlar doğru bir şey değil. Evet. En acısı asla da bunları örnek almasın evlatlarımız. Zahide Hanım, o şimdi hep konuşuyoruz ya burada. Çocuklardan konuşuyoruz. Evet. Şimdi böyle bir babanın çocuğunun nasıl bir çocuk olması beklenir? Zaten ağzına maddeyi şimdi koymuş. Şimdi bu çocuğu 18 yaşında, çekmiş. Yaşında hayal etsenize. Suça itilmiş çocuk diyorum ya ben hep. Evet. Aslında suçlu çocuk değil. İşte böyle büyüyen bir çocuk büyüdüğünde böyle bir baba olacak. Evet. Karısına böyle davranan, çocuklarına böyle davranan aynen bir öyle baba olacak aslında. Aynen. En acısı bu. Onun babası böyle miydi? Onun babası zamanında böyleydi benim bildiğim kadarıyla. Ama bu kadar şiddet uygulamıyordu eşine şu anda. Her seferinde tabii bir level atlıyor yani bu tabii, işler. Tabii, böyle. Evet. Tekrar söyleyeyim, bu adamlık değil, bu insanlık değil. Böyle hava atmayla olmuyor bu işler. Gerçekten hava atacaksanız bunu karınız anlatsın. Karınız o kadar mutlu olsun, yüzü gülsün ki çocuklarınız o kadar keyifle güle oynaya evlerine gelsin ki ben size adam diyeyim. Bu adamlık değil, bu eşkıyalık. Yani bu berbat bir şey yani. Dilim varmıyor, siz tamamlayın ne olur eşkıyalık şimdi. Tamamen o yüzden bunları ne olur evlatlarınıza böyle insanlardan uzak durmayı, bu yaşam tarzını benimsememeyi siz anlatacaksınız. Gül gibi kadın, o da ne kadar şanslı bir adammış, senin gibi bir kız ya almış yani. Vallahi kadar, Mehtap. Evet. Yani biz böyle temiz aile kızı, bak eli yüzü düzgün, anlattıkları anlaşılır bir anne. Hani ben seni mahalleden de dinledim Mehtap. Gerçekten ne diyeyim yani, Allah hayırlı baht versin. Tahtını biz yapıyoruz, bahtlarını Rabbim yapsın.